Merhaba, bugünkü videomuzda bez bebeğin yüz boyama adımlarını birlikte göreceğiz. Bez bebekleri boyamadan önce mutlaka baş kısmını bu şekilde hazırlamış olmamız gerekiyor. Saçlarını takmadan, diğer vücut parçalarını birleştirmeden yüz boyamayı gerçekleştireceğiz. Bunun için gerekli malzemeleri kısaca size anlatmak istiyorum. Hepsini almak zorunda değilsiniz. Başlangıçta bende de bu kadar malzeme yoktu ama zamanla malzemeleri arttırdım. Her şeyden önce bir cetvel gerekiyor size ya da mezura ve böyle yuvarlak şekillerin olduğu herhangi bir cetvelinizin olması göz şekillerini çizerken oldukça faydalı. Sonrasındaki kısımlara geçecek olursak mutlaka bu Faber-Castell'in suya dayanıklı permanent yazan kalemlerin Smolo, yani küçük boyu. Hem siyahı hem de kahverengisini kullanacağız. Aynı zamanda size ben fırçalarımı göstereyim. Bu fırça beni her şekilde her yerde kurtarıyor. Idora'nın 5 numara fırçası. Aynı zamanda en çok kullanacağım iki fırçayı göstereceğim. Aynı videonun açıklamalar kısmında da bu malzemeleri yazacağım. Idora'nın 6 numaralı fırçası. Ucu gördüğünüz gibi bunun samur fırçalara benziyor. Ayrıca akrilik boyalar var. En çok kullanacağımız renkler genellikle siyah ve beyaz. Diğer tonlar işte kullanacağınız göz renklerine, dudak renklerine göre değişiyor. Bunları zaman içinde tek tek de alabilirsiniz. Diğer malzemelerimiz burada pastel kalemleri var. Kırtasiyeden böyle set şeklinde ya da tek tek almanız mümkün. Ama size tavsiyem başlangıç için mutlaka siyah ve beyazını alın. Aynı zamanda kahverengisini alın. Ben Derwent'in pastel kaleminde işte 560 numaralı kalemini kullanıyorum. Böyle daha çok ten rengini verebilmek için. Burada gördüğünüz gibi yine video kısmında umarım görünüyordur. Burada soft pastel dediğimiz pasteller var. Bunlarla allıkları yapabiliyoruz. Değişik gölgelendirmeleri yapabiliyoruz. Göze yüzde boyut verebiliyoruz. Bunları da yine tek tek almanız mümkün ya da isterseniz set halinde alabilirsiniz. Ben şimdi işlem adımlarına geçeceğim. Her şeyden önce yüzün ve gözün nasıl boyutlandırılacağını, hangi ölçülerle yapılacağını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir yüzümüz var. Şöyle kabaca ölçelim. Kaç santim olduğuna bir bakalım. Yaklaşık 8 santim. Yukarıdan da ölçtüğümüzde bu yine 8 santimlik. Normalde kalıplar böyle denk gelmiyor ama bugün hazırladığımda benim 8'e 8 gibi bir ölçüye sahip kalıbım var. Bunu şimdi ilk önce yüzü 4 eşit parçaya ayırmamız gerekiyor. Elime aldığım pastel kalem. Bu ten rengi silinebilir de bir kalem. O yüzden çalışırken soft pastellerle çalışmanız oldukça rahat ettirici. Hafif çizgilerle yüzü 4'e 4 olacak şekilde eşit bir parçaya bölüyorum. Gördüğünüz gibi yüz 4 parçaya ayrılmış durumda. Normalde çizerken gözlerin çok yukarıda olması biraz da şaşkın bakışlara, havada bakışlara sebep olabiliyor. Ben daha çok böyle çizgi film karakterleri gibi yüzleri seviyorum. Bu nedenle yüzleri ve gözleri genellikle yüzün daha aşağı kısmında çizmeye çalışıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yüzüm 4 eşit parçada. Gözleri mümkün olduğunca şu çizgiyi çok az geçirerek çizmeye çalışacağım. Bunun için de şunu sağlamam gerekiyor. Ortaki çizgiden 2 santimlik bir çizgi daha yaratıp yüzleri bu çizdiğim şu alana sığdırıp biraz taşırabilirim. Geçirmeye çalışmak olacak. Gözler daha böyle anime gözleri gibi olacak. Ve alın geniş olduğunda saçların dökülmesi ve yüzdeki estetiği daha güzel olacak. Daha önce yapmış olduğum bebeklerden size bir iki örnek göstermek istiyorum. Bu çok ilk başlarda yaptığım bir bebekti. Gördüğünüz gibi gözleri oldukça büyük. Sonrasında hazırladığım diğer bebeği göstereyim. Bu bebekte de gördüğünüz gibi gözler benim favorim her zaman gibi iri, her zamanki gibi iri. Siz de bu çeşit, buna benzer işte Instagram'da, Facebook'ta gördüğünüz bebeklere benzeterek yapmaya çalışabilirsiniz. Şimdi bunun bir örneğini çizeceğiz zaten beraber.
Gördüğünüz gibi en son 104'e bulmuştum. Sonra ikişer santim altından bir çizgi daha çekmiştim. Şimdi gözlerin biraz ayrık olması, şöyle yaklaşık birbirinden eşit 1,5 santimlik bir ayrıklığın olması, yüzün daha böyle tombik, daha yayvan bir bebek yüzü elde etmenizi sağlıyor. Şu anda ben aslında şuradan da çizeyim yine. 3 santim, 1,5 ortadaki çizgiden 1,5 buraya, 1,5 da sol tarafa çizdim. Şimdi gözleri bu sınırda bitirmeye çalışacağım. Tabii kalıba göre bu standart şekilleri kullanmıyorsunuz ama hani gözünüze uygun olanları seçerek kullanma şansınız var. Gördüğünüz gibi yuvarlağın bitimini o çizdiğim kısma denk getirerek çiziyorum. Bir yuvarlak göz çizdim. Yine aynı şekilde aynı çizdiğim daire ile bunu da diğer tarafına da çiziyorum. Önemli olan simetriyi sağlamak. Simetriyi sağlamak için de tabii ki bizim yapacağımız tek şey, şunu bir küçükle çizmişim, biraz daha büyütmek istedim şeklimi. Gördüğünüz gibi iki tane daire çizdim. Bunlar bizim çok böyle draft çizimlerimiz. Yani bunları silip üzerinde oynayıp büyütüp küçültme şansımız var her zaman. Ama şu an için bize yeterli. Yani illa birebir böyle düzgün daireler çizmenize gerek yok. Zaten biz bunları akrilik boyayla zaten üzerinden geçerek düzelteceğiz. Eşitliği sağlamak için şöyle çizgilerimi biraz daha belirginleştirdim. Hiç korkmayın, bunlar silinebilir. Kalemlerle çalışmak oldukça keyifli olacak. Burun çizgilerini de şöyle yerleştirmek için ortadaki şu çizgimin sağına ve soluna kabaca şöyle burun işaretimle yapıyorum. Dudak çizimi de gerçekleştireyim. Şimdilik çizimlerimiz böyle. Evet, boyama kısmı işin en güzel, en keyifli, en eğlenceli tarafı. Yüzümüzü boyamaya başlayalım. Her şeyden önce tabağımıza biraz akrilik boya alacağız. Akrilik boyamızı, benimkiler biraz donduğu için. Evet. Beyaz boyamızı alıyoruz. Akrilik boyalar hemen donmaya meyilli. O yüzden kapağını kapatalım. Her şeyden önce beyaz boyamızı koyduk. Çünkü en çok kullanacağımız, yüze şekil verirken kullanacağımız boyalardan biri beyaz. Hem de gölgelendirmeye yapacağız. Şimdi ben bu çizgilerden öncesinde şu çizgileri sileceğim. Gördüğünüz gibi kolayca siliniyor. Gereksiz çizgilerimi yok edeceğim. Yüzde biraz gölgelendirme işlemi yapacağım. Bu yüzü için gölgelendirme işlemi yaparken şurada benim ucu şöyle bir make-up yani makyaj fırçam var. Herhangi böyle ucu böyle tampon olabilecek bir fırça bu. Yüzü boyarken ilk önce göz kenarlarından ve etrafına bir derinlik vermek istiyorum. Her şeyden önce bunları yaparak başlıyorum ki yüze birazcık boyut vereyim. Tampon hareketlerle böyle mastırarak şu renk biraz daha cilt rengine yakın bir kahverengi tonu. Bununla tampon hareketlerimi yapıyorum göz çevresine. Diğer göze de aynı şekilde uygulayacağım. Biraz burun etrafına uygulamam gerekiyor ki burunda bir gölge oluşsun. Şimdi kahverengi kısmına birazcık böyle dairesel hareketler yapıp göz çevresinin etrafına biraz daha tampon yapıyorum. Çok hafif gördüğünüz gibi. Renk veriyor ya da vermiyor gibi bir şey var. Hani çok böyle
koyu tonlar elde etmememi engelleyecek şekilde hareket ediyorum. Çünkü hani bir pembelik olması yeterli benim için. Biraz daha yapmaya devam edeceğim. Çizgilerin çok silinmediğini fark ettim. O yüzden yine de bu silgiye sonradan da silgiyle bu işlemi yapabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Bir kısmı zaten boyanınca gidecek. Pastel kalemler bu anlamda çalışması çok rahat. Evet, şimdi göz etrafına gördüğünüz gibi bir turunculuk verdim. Bir cilt rengine yakın bir ton aslında bu. Elinizde de böyle silme hareketini yaparsanız yine renkleri karıştırmış olursunuz. Göz altlarına biraz daha böyle kahverengilik yapıyorum. Birazdan anlayacaksınız bunların neden böyle olduğunu. Daha güzel duracak. Daha estetik duracak. Hep tampon hareketleri yapıyorum. Gerektiğinde biraz böyle süpürge hareketi gibi bir hareketim var. Onları yapıyorum. Burun kısmında da yapalım. Yani bunların şu anda fazlanın bir önemi yok. Zaten sprey sıkacağız. Bu spreyde ben Art Deco'nun bir spreyini kullanıyorum. Çok amaçlı bir kalıcı sprey. Dağılmasını engelliyor, boyaların akmasını engelliyor. En son bunu yaptığımızda o renkler daha çok kaynaşmış olacak. Şimdi yüzdeki tonlamayı bitirdik. Aslında tam bitirmedik ama şu anki aşama için bitti diyebiliriz. Boyaya tekrar geçiyorum. Çok hafif bir suya dokundurarak beyaz boyamla göz işlerini tamamen boyuyorum. Burada önemli olan aslında kurslarda benim duyduğum kadarıyla görmedim ama suyla çok işlem yapılmaması gerektiği söylenmiş ama ben hiçbir zararını görmedim şimdiye kadar. Açıkçası boyaların akışkanlığını elde etmek için ben suya fırçayı dokundurarak daha rahat hareket ettiriyorum. Akrilik boyada da hani böyle kumaşın üzerinde yapıldığı için birazcık böyle o tellerin arasında boya girmeyebiliyor. Bu suda bunun daha akışkan olup oralara girmesini sağlıyor. Şimdi kabaca beyaz boyanın ilk katını bitirdik. Çünkü daha sonra bir düzeltme katı uygulayacağız. Düzeltme katını uygularken de renk karmaşası yaşanılan birbirine kayan renkleri düzeltme şansımız her zaman var. Boyamak için çok böyle hani bir ressam edasına sahip olmanıza gerek yok. Herkes basitinden bu işlemle tamamlayabilir bence. Çok da kolay. Elinizde basit cetvellerle orantıyı sağladıktan sonra bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi beyaz gördüğünüz gibi boyayla ve 6 numara fırçamla gözlerin içini ben tamamen beyaz yaptım. Şimdi beyaz boyadan sonra bir küçük cetvelimi yine alarak şuradan daha küçük boyuttaki içinde göz bebeklerini çizeceğim. Bu bana bu cetvelleri çizmek daha çok simetriyi sağlaması açısından önemli. Bunları bu şekilde çiziyorum.
Gördüğünüz gibi iki tane göz bebeği elde ettim. Şimdi kullanacağım diğer renk benim aslında yeşil ya da mavi arasında gidip gelsem de maviyle boyayayım. Mavi boyamdan da çok az böyle sıkıyorum. Ve çizdiğim göz bebeği olacak kısımları maviyle tamamen beyazla da karıştırılmış biraz hatta şöyle fırçanın tamamen boyayı karıştırmasını sağlayıp bir kenarda boyayacağım. 6 numara fırçamla yine bu işlemi yapıyorum. Oldukça basit ve kolay yapacağız. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok aslında. Elinizde bir cetvel olduğu sürece bir ressam edasıyla boyamanızı gerektirecek bir durumunuz yok. Kolay, basit bir işlem. Gördüğünüz gibi şurada biraz taşan bir kısım oldu ama önemli değil. Biz bunu zaten halledeceğiz. Tekrar beyazla boyama şansınız olduğunu söylemiştim. Şu an açık bir mavi kullandım. Siz başka bir renk tercih ediyorsanız, mesela yeşilse bu renginiz, açık bir beyazla karıştırarak açık bir yeşile boyayabilirsiniz. Ya da kahverengi ise açık kahverengiyle zemini boyayabilirsiniz. Daha kolay olacaktır sizin için. Maviyle boyadım. Şimdi mavimin bir ton koyusunu elde etmek istiyorum. Bunun için siyah kullanacağım. Çok az bir siyah damlattım. Fırçamı bir damla kadar şöyle görünüyordur mutlaka. Siyah boyaya dokundum. Suya dokundurup tabağın bir kenarında bunları hafifçe karıştırıyorum. Böyle grimsi bir renk elde ettim. Biraz daha mavi alıyorum. Ve bunları tamamen yine karıştırmaya devam ediyorum. Biraz canlı bir renk, koyu bir mavi yakalayıncaya kadar maviyle eklemeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi biraz mavilik geldi. Çok az da alalım. Evet, biraz küllü bir mavi elde ettik. Bizim için şu an için yeterli. Gözünün yukarı kısımları genellikle bez bebeklerde koyu durması güzel oluyor. Çünkü bir gölge efekti veriyor. Gördüğünüz gibi böyle samur fırçalar olur. Uçları ince olur. Bu boyalar, fırçalarla ben bu işlemi şöyle gözün yarısına kadar yapıyorum. Şöyle bir tonlama elde edeceğiz orada aslında. Böyle kalmayacak. Diğer tarafa da aynı şeyi yapıyorum. Evet. Böyle bir tonlama yaptık. Şimdi fırçamı tekrar suyu da temizliyorum. Temizledikten sonra peçetemdeki kalan boyaları indiriyorum. Ve tekrar mavi alıyorum. Suya biraz batırıp şuradaki renklerin kaynaşmasını sağlamam gerekiyor. Buradaki işlemi gördüğünüz bir tonlama elde ettim zaten. Görünüyor umarım. Yine aynı şekilde biraz mavi alarak buraları da renklendirmek istiyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi yukarılarda biraz daha bir koyuluk renk
koyu bir tonlama var. Altlar biraz daha açık bir hale geldi. Şimdi göz bebeklerini yapacağım. Göz bebeklerini ortaya siyah olarak koyacağım. İsterseniz yine yuvarlak cetvelin yardımıyla bunu yapabilirsiniz ama ben şu an sadece bunu fırçamla yapacağım. İki tane siyah noktamız var şu an itibariyle. Şu an hala boyalarım kurumadı. Hala sıvı. Bu nedenle fırçayı bırakıp daha ince fırçamı alıyorum. 5 numara olan fırçamı alıyorum. İşte daha önce göstermiştim. Bu fırçayla çok ince çizgi, hiç kuru fırçayla çok ince çizgiler halinde siyahtan maviye doğru böyle çekiştirmeler yapacağım. Ki o göz bebeği efekti görülebilsin. Evet, tekrar siyah boyama batırıp buradaki grileşmeyi almam. Tamamen koyulaştırmam gerekiyor. Yine aynı şekilde diğer tarafı da. Evet. Şimdi bunlar kururken beyazlarda böyle kirlenmeler mevcuttu. İşte maviler falan taşmıştı. O kısımları tekrar beyaz boyama batırarak düzeltme yoluna gidiyorum. Her renkleri karıştırmak istiyorsanız genellikle ıslakken müdahale edin ama renkleri temizlemek istiyorsanız mutlaka boyanın kurumasını bekleyin. Burun olarak saptadığım yere de şöyle küçük bir burun çizgisi bıraktım. Evet. Şimdi elimize siyah Faber-Castell kalıcı kalemimizi alarak kirpiklerini çizmeye başlayacağız. Şu
Şöyle kuruyan kısımlar için bunu yapmanız gerekiyor. Benim kalemim herhalde bitmiş. O yüzden kalemimi değiştireyim bir dakika. Kalemimi değiştirdim. Aynı kalemin bir büyük uçlu kalemiyle kirpik kısımlarını çizeceğiz. Şöyle bir çizgi çektim. Aynı eşitlikte olmasını istiyorum. Başlama ve bitiş yerlerini. Bu nedenle bakıyorum. Çok az böyle mavili kısmı da çizerek kirpik kısmının çizgisini oluşturmuş oldum. Yine aynı şekilde biraz daha iç kısmı doğru çekerek kısmınkini de diğer tarafta eşitlemek istiyorum. Gördüğünüz gibi aslında böyle yavaş yavaş belli olmaya başladı. Şimdi kirpiklere başlamadan önce o alanın da biraz kurumasını bekliyorum. Bu arada tabii ki zaman değerlendirmek adına şu kahverengi pastel kalemiyle göz altlarına bir şekil vermek istiyorum. Bu göz çizgisinin oluştuğu kısım. Taşan beyazları da böylece yok etmiş olacağım. Ve gözü daha canlı gösterilmesini sağlayacağım. Ve kirpikleri boyamadan önce şuraya bir göz kapağı çiziyorum bu kalemle yine. Şöyle. Çok az böyle kat gibi yapmanız mümkün. Bunları yaparak tabii ki biz biraz daha böyle boyut vermiş oluyoruz bebeğimizin yüzüne. Daha böyle canlı, üç boyutlu görünmesini sağlıyoruz. Burun deliklerini birazcık daha belirginleştirdim. Bu fazlamış gibi görünen bu kalemi şöyle elimle yavaşça etrafa doğru dağıtıyorum ki çok keskin hatlar şeklinde olmasın. Tamamdır. Şimdi kirpik kısmından çizimine geçebiliriz. Kirpikleri çizmeye başlarken ben genellikle ters bebeği çeviriyorum. Elinize nasıl uygun olursa, kolay gelirse sizlerin de. Kirpiklerimiz de hazır. Şimdi diğer taraflarını tamamlayacağız. Şimdi kahverengi kalemimize geçiyoruz. Kirpikleri çizerken her zaman içeriden dışarı doğru hareket ediyoruz. Burnumuzun yerini belirginleştirelim. Burun deliklerimizi işaretleyelim. Ve göz az önce kalemle çizdiğimiz gözün sürme şeklinde ayrıntılarını tamamlayalım. İsterseniz bottom up diyebilirsiniz ama ben seviyorum gözlerin böyle görünmesini. Ve tekrar bir ton koyu pastel kalemiyle yine çizimlerin üstünden gidiyorum ki çok sert çizgiler halinde orası görünmesin. Biraz daha buğulu, gerçekçi bir görüntü oluştursun.
Şimdi bu elimle de bunu hafifçe dağıtıyorum. Evet. Dudak kısmını yine kalemle çizelim. Zaman içinde böyle kendinize yağlı kağıttan, o terzilerin kullandığı kağıtlarla yüz oluşturabilirsiniz. Bu pastel kalemlerle yaptığınızda, geri çevirdiğinizde mesela direkt kopyalanmış gibi olabiliyor. Arzu ederseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Şu an ben az önce boyarken beyaz kısmını kirlettim. O yüzden aslında güzel de örnek oluyor size. Korkmadan boyama yapmanızı sağlayacaktır muhtemelen. Şu alanı tekrar temizliyorum ki az önce kaydırdığım pastel rengi temizlenmiş olsun. Şimdi göz bebeklerimin şu kısmında bir çerçeve çizmem lazım. Daha koyu bir maviyle ve daha ince bir fırçayla. Onun için şu çok ince 0 numara boya fırçasını alıyorum. Azıcık fırçamı ıslattım ve direkt maviye batırdım. Bu gözün hare kısmı aslında. Tabii ki hani beğendiğinizden durma şansınız var ama ben bunu yapacağım. Sıfır numara fırçada tabii ki çizimi oldukça kolaylaştırıyor. Bir hare görünümü elde etmemi sağlıyor. Evet. Yavaş yavaş artık aslında bebeğimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi de temizledikten sonra. Şimdi ben iris kısmında böyle çizgiler vardır bildiğiniz gibi gözde. Onları pastel kalemleriyle oluşturmak istiyorum. Bunun için bir tane mavi kalemini alacağım. Gördüğünüz gibi şöyle bir mavi renk. Şimdi bununla böyle değişik çizgiler oluşturarak göze biraz daha boyut vermek istiyorum. Birazcık da mavinin içinde yeşillik olsun istiyorum. Bu nedenle yeşil bir renkle de tekrar aynı çizgilerden oluşturacağım ki hani böyle bir tonlama olsun gözde. Evet, bebeğimiz şu an için böyle görünüyor. Şimdi allık kısmını yapacağız bebeğimizin. Bu arada göğsü tamamen kurumadı henüz. Hala tamamlayacağımız yerler var. Kırmızı soft pastele ve şurada kahverengi gibi görünen pastele batırarak fırçamı yüzün yanak kısmında şöyle tamponlamalar yapıyorum. Aynı şekilde. Evet. Şimdi siyah kısımları boyumuz hala ıslak ama normal bir fırça ucunu
arkasıyla beyaz boyaya bir kere bastırıyorum ve şuradaki sağ üst